PKK'lı Bese Ozat'ın da Sezai Temel'in de açıklamalarında bir şey dikkatimi çekiyor benim. AKP, MHP faşist bloğuna karşı. Onları geriletmek adına diyorlar. AKP faşist mi ya da MHP Hayır. faşist mi? Şimdi bakın faşizmin ne olduğunu daha bilmeyen, faşizmi de yaşamamış adamların söylediği şeyler bu. Faşizm daima emperyalizm eksenli tanımlanır. Yani ilk tanımları 1930'lu yıllarda İtalya'da Mussolini'nin ortaya çıkması, Hitler'in Almanya'da iktidara gelmesi peş peşe 4 seçimle 1934 yılında. O zaman toplanan Komünist Enternasyonel Kongresi'nde Dimitrov faşizmi, emperyalizmin en ırkçı, en gerici, en saldırgan kesimi diye tanımlamıştır. Yani bizim gibi ülkelerde de, diyelim gelişmiş kapitalist ülkelerde faşizm Dimitrov'un tanımladığı gibidir. Bizim gibi ülkelerde de faşizm emperyalizme en bağımlı, emperyalizmin en çok kontrolünde olan kesimlerin iktidarıdır. Şimdi Türkiye'deki iktidar, bırakalım emperyalizme en bağımlı olmayı, şu anda emperyalizmin güçleri olan PKK'nın, FETÖ'nün üzerine yürüyen bir iktidar. 15-16 Temmuz gecesi, değil mi? Türkiye'de Amerika bir darbe yapmaya kalktı. Türkiye'de Ankara ve İstanbul'da bir Türk-Amerikan savaşı oldu. O savaşta, bu tam Türk-Amerikan savaşında ne vardı? Türk ordusu vardı Amerika'ya karşı savaşan. Vatan Partisi siyasi merkezindeydi o savaşın. Ve o savaşta AK Parti yönetimi de Amerika'nın kuvvetlerine karşı, FETÖ'ye karşı ve Amerika'nın Türk ordusu içindeki Gladio kuvvetlerine karşı direnen bir güç olarak ortaya çıktı. Faşizmi arayacaksak Amerikan Gladiosu içinde, Amerikan Gladiosu'yla birlikte saf tutanlar arasında ancak arayabiliriz. Yani faşizm ne olurdu? Eğer 15-16 Temmuz gecesi o Gladio Amerikan darbesi başarılı olsaydı, işte faşizmi o zaman görecektik. İşte o zaman faşizmi görecektik, nasıl kan döküldüğünü. Zaten gördük de biraz. Yani bir gecede dökülen kanı gördük. 2400 yaralı var, 240 küsur şehit var. Aynı zamanda karşı kuvvetlerden de Türk ordusunun ayakları altında kalanlar var. İşte hapse atılan 30 bin, 40 bin kişi var. İşte eğer onlar iktidara gelseydi o gece, faşizmin işte onun için şimdi burada ne oluyor? Amerika'yı temize çıkaran bir faşizm tarifi yapılıyor. Amerika'dan bağımsız, emperyalizmden bağımsız ve maalesef koca koca adamlar da, benim eski bazı arkadaşlarım da buna dair İslami faşizm falan gibi tanımlar getiriyorlar. Yani faşizmin AK Parti ve onun çevresindeki kesimde kaynağını bulmaya çalışıyorlar. İslami faşizm veya bu kimle beraberler? Kim faşist suçlamasını yapıyor burada görüyoruz AK Parti'yi? PKK. PKK'nın faşizm tarifine katılıyorlar. PKK niçin AK Parti'ye faşist diyor veya MHP'ye faşist diyor? Hatta bazen Vatan Partisi'ni de faşist diyor. Çünkü bu partiler, AK Parti, MHP, Vatan Partisi, PKK'nın temizlenmesi, PKK'nın tasfiyesi için mücadele ediyorlar. PKK kendisine göre, kendisine karşı olan kuvvetleri bir psikolojik savaşla, kampanyayla faşizm diye suçluyor. PKK'nın faşizm suçlamasına katılmış oluyorlar AK Parti'ye faşist diyenler. AK Parti iktidarı faşist bir iktidar değil. Tam tersine 15-16 Temmuz gecesi yapılan faşist darbeyi, Amerikancı, FETÖ'cü, Gladio'nun faşist darbesine karşı koyan bir güç. Ama siz dünyada AK Parti'den başka bir şey görmeyip onu tek düşman olarak kabul edip ona karşı cephe tuttuğunuz zaman maalesef Amerika'yı arkanıza alıyorsunuz. Amerika ile beraber Amerika'nın parmağıyla suçladığı güçleri faşist diye suçluyorsunuz.